Turnuva sana neler kattı mesela şu anda? Doğrudan geçen haftayı konuşmaya devam edeceksek. Mental olarak özellikle. Berce senin konusu. Mental olarak neler yaşadın geçtiğimiz hafta? Çok gerçekten çok şey kattı. En büyük şey katan şey de o seviyede çok rahat tenis oynayabileceğimi gördüm. Yani evet hepsi 100 numara, 150-200 numara ama bu seviyede şu anki seviyeme göre bence kendimi seviye olarak orada görüyorum. Yani o seviyede gerçekten oynayabilirim. Sadece çok disiplinler, çok profesyoneller. Altı zaten Cem'de çok güzel başarılar yapıyor. Arkadan Ergi ile ben geliyorum. Gençler de arkadan iyi geliyorlar. Bayan erkek kız olsun hepsi çok iyi geliyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok bence neden olmasın. Önemli olan çok profesyonel disiplinli olmak, çok çalışmak, doğru çalışmak, doğru antrenmanı yapmak. Yani zaten amacım da bir hızlı hızlı tırmanarak Grand Slam elemelerine girmek seneye inşallah. Şu anki küçük hedefim yani en büyük hedefim ama en sıradaki en büyük hedefim bu yani. Yankı, bu arada tabii şeyden de bahsetmek lazım. Hani 2018 senin için özel bir seneydi ama biraz sonrasıyla ilgili şeyi de konuşmak istiyorum. Yani 2019'da hani bir sakatlık geçirdin. Bir süre kortlardan aslında uzak kalman gerekti. Bir de aynı zamanda Covid dönemi girdi devreye. Hani o zaman da konuşmalarında hep şeyi söylüyordum. Belki de işte seninle aynı seviyede olan oyuncular 300-400 numaraya kadar giderken sen biraz daha hani bu talihsizliklerden dolayı belki de biraz daha geri planda kalmıştın. Bence oradan nasıl çıktığını da aslında öğreniyor olmak önemli. Çünkü hani seni takip eden ve alttan birazcık böyle model olarak gören tenisçiler için de hani nasıl geçti o süreç? Çünkü zor bir süreçti baktığında. Evet, bence tenisçilerin en zor süreçleri o challenger seviyesine gelmek yani. Oraya tırmanmak gerçekten inanılmaz zor. Yani ben de yaşadım bunu. Ve evet 2019'da çok büyük bir sakatlık geçirdim. Belimde bir stres kırı oldu çift taraflı. 8 ay kortlardan uzak kaldım. Sonra pandemi girdi. Bir yıl oradan oynayamadık herkes. Bu sene gerçekten çok zor oldu ama gerçekten hakkını vermem gerekiyor. 2020'de çok fazla çalıştım. 2021'de de bu sene çok fazla fedakarlık yaparak çok büyük yani kendi adıma işler yaptım. Tek başıma yani bir de bu meslekte yaptığımız işte antrenör önemi çok büyük yani gerçekten çok büyük. Antrenörsüz dolaşmak çok bir sporcu için çok sıkıntılı bir bence bir şey. Ben de bu sene antrenörsüz dolaştım. Onun da zorluğu vardı aslında. Tek başınıza dolaşmak çok zor bir şey bence. Onu da aslında mental olarak aslında o da bana iyi bir tecrübe kattı. Antrenörsüz de dolaşmak bana bir katkı yani artı bir katkı kattı. Onu fark ettim yani. Bu sene çok büyük işler yaptım bence. 3 tane title kazandım. 4-5 yarı finalim var. Zaten onlar beni 530-540'lara getirdi. Ondan sonra da zaten challenger seviyesinde iyi bir şey yapmalısınız ki tırmanabilirsiniz. Ben de ilk challenger turnuvamda yarı final yaparak şu anki sıralamam 429 numarayım. Keşke yarı finali kazansaydım da şu an 370 olacaktım ama kısmet değilmiş. Sezon benim için çok iyi gidiyor. Önümde bu sezonu bitirmenin 4-5 turnuvam daha var. Umarım iyi bir şekilde bitiririm ki seneye 350-360 sıralarında girerim diye umuyorum. Yani eminim daha çok böyle yarı final oynayıp kazanacaksındır hakikaten. Peki şeyi soracağım. Şimdi dedin şu anda hani antrenörsüz geziyorum diye ama biraz hani ekibinden nerede antrenman yaptığından da bahsedebilir misin? Çünkü bildiğim kadarıyla 2018'den sonra yurt dışındaki akademilerden de aslında teklif aldın ama Türkiye'de kalmayı tercih ettin. Hani oradaki süreç nasıl oldu hem de şu an nasıl bir ekiple çalışıyorsun? Ya evet 2018'de ING Tenis Akademisi'nden çok iyi bir teklif aldım aslında. Ama sakatlığından dolayı gidemedim. Oraya aslında çok pozitif bakmıştım. Gidemedim ama gitmeme sebebimden biri sadece sakatlık değil. Bu işi Türkiye'de de yapabileceğimi düşündüm. Amerika'ya temelli gitmek iyi bir fikir olmadığını düşündüm. Sonuçta ailem, herkes burada. Ve bu ülkenin vatandaşıyım. O yüzden gitmek çok bana sıcak gelmedi. Çok büyük bir teklifti gerçekten. Belki geleceğim daha açık, daha parlak olabilirdi. Ama zaten sakatlık sürece girdiği için maalesef olmadı. Ama şu an Türkiye'deyim ve buraya da Sarp Demetgül şu an daha yeni bir deneme aşamasındayız. Umarım iyi geçer. Geçerse de seneye bundan sonra Sarp'la devam edeceğiz yolumuza antrenör olarak. Gökhan İtak kondisyonerim. Onda da çok büyük çalıştık. Onun da emeği çok büyük bende. Bu sene gerçekten fitness olarak da çok büyük işler yaptık onunla. Şu anki ekibim bu. Böyle devam ediyorum.